Evet, Muaviye biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın soyundan gelir. Ebu Sufyan peygamberimizin de akrabasıdır. Yani bunlar aynı tavabadandır. Muaviye'ye tabii bir fırka, Şia fırkası son derece düşmandır. Bir fırka da kendisine şey söyler, Duhat-ı İslam, yani İslam'ın dahileri. Bunların ikincisi de şeydir, Amr İbnül As, Filistin ve Mısır Fatihi. Ve ilk başta Müslümanlara karşı hiç iyi bakmayan, hatta Habeşistan'a onları ihbar etmeye giden Necaşi. Bunlar tehlikeli terörist sabotörlerdir gibi falan. Muaviye tabii İslam İmparatorluğu'nun kurucusudur Suriye'de. Vergi sistemini, para basma işini, arazi dağılımını, idari sistemi, adli sistemi kuran, hakiki anlamda bir imparatorluk kurucusu ve bir komutan. Hazreti Ali ile olan münafereti ve biliyorsunuz Sıffin Savaşı'ndan dolayı kendisini bir safa tutmaz. Arap ülkelerinde falan Muaviye ismi çok kullanılır. Bizim Türkiye'de kullanılmaz. Biz Sünniyiz ama öyle Şia'ya yakın bir şeyimiz vardır. Hazreti Ali olayı vardır. Bizim mesela Yezid ismi de yok tabii. Eba Yezid vardı, kayboldu. Bayezid. Muaviye demektir o. Fakat bugünküler Bayezid ismini kullandıklarında Muaviye'yi kastetmiyorlar tabii. Yıldırım Bayezid gibi bir müthiş komutanı, padişahı kastediyorlar. Oraya olan bir bağlılık o. Dolayısıyla Muaviye İstanbul kuşatan, İslam devletini kuran, çok ilginç bir şekilde Hristiyan hagiografisini yazan Ioannis Damaskenus, Şamlı Lahya, onun memuruydu. Sonradan Kudüs'te, Kudüs'ün civarında Marşaba Manastırı'na çekildi ve orada bu Hristiyan hagiografisini yazdı. Çok önemli bir düşünür. Böyle de bir kozmopolit de yapı var yani. Eski evet, İran ve Bizans kültürünü kullanan. Onun için önemli bir dünya lideridir. Peki dediniz ki yani Muaviye Suriye'de gerçek anlamıyla İslam İmparatorluğu'nu kuran kişidir. Hazreti Muhammed de bir devlet kurdu. Hazreti Muhammed'in kurduğu devlet İslam devletidir. Medine'de kurulmuştur. Yani Yasrib'de ve Medine adını almıştır onun için. Medine kelime olarak Madinat'tan gelir. Yani Aramca ve İbranca'da da aynı şey vardır. Yani. Ve bugünkü İsrail devletine biliyorsunuz Madinat İsrail derler. Yani Cumhuriyet falan lafı kullanılmaz onun karşılığı. Medine'nin karşılığı ne? Madinat. Madinat yani? İşte yani şey, dinin ve adaletin tatbik edildiği yer demek. Medine tabii ki İslam devleti odur. İslam imparatorluğunu çok yaygın şekilde gerçekleştiren kurallarıyla aslında Hazreti Ömer'dir, ikinci halife. Çünkü Mısır, Filistin, Suriye, Irak onun zamanında fethedildi. Muaviye de Suriye'de bu işi devam etti. Çok önemli.